kripto paralarla ilgili dünyada çeşitli regülasyonlar olunmaya çalışıyor. Ama baktığımız zaman hala daha regülasyonlar çok düşük seviyede ve tüm dünyada bu böyle. Türkiye'de de keza aynı şekilde. Kripto para yasal mı? Hayır değil. Yasa dışı mı? Hayır değil. Dolayısıyla Araf'ta yani gri bölgede bir şey şu anda. Bu tabii ki süreç içerisinde dünyadaki uygulamalara göre de bizde şekillenecektir ama sonuçta burada ciddi tasarruflardan bahsediyoruz. Aylık çok büyük yani aylık 5 milyar dolara yakın bir kripto para hacminden bahsediyoruz. Sadece Türk yatırımcısında. Borsa İstanbul'un değerine bakarsak bunun ne kadar büyük bir para olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla böyle bir şey varsa bununla ilgili düzenleme çalışmalarını da hızlandırmakta, en azından tasarrufları koruyucu düzenlemeleri hızlandırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Keza Ekonomi Bakanlığı'nın bununla ilgili ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum. 11. Kalkınma Planı'nda bununla ilgili kripto paralar ve blockchain ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ben de Özel İstihdat Komitesi üyesi olarak orada bu çalışmalara katıldım. Hatta Merkez Bankamızın bir para birimi çıkartması, oluşturması, bunu kurgulamasıyla alakalı bir madde var. Ve hatta doların yerine alternatif bir rezerv parayla ilgili diğer ülkelerle ortak çalışmalar yapılmasıyla ilgili maddeler var. Bu bir vizyon planıdır ve bu vizyon planına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları da çalışmalarını yapmak durumundadırlar. 5 yıllık kalkınma planı. Bu yönde de iradenin ortaya koyulmasının bu planla bizi bu alanda daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geçenlerde açıkladığı ihracat planında en ana unsurlardan birisi yine blok zincirle tasarrufların elde edilmesi ve hem yatayda hem dikeyde şirketlerin bu teknolojiyi kullanması öncelenmiş durumda. Dolayısıyla bu irade ortaya koyulursa şirketlerin de işletmelerimizin de buna yönelik çalışmalarını yapması gerekiyor. Fakat burada çok ciddi çalışmaların olduğunu pek görmüyoruz. Yani küçük sandboxların yapılması ya da işte küçük çalışmalar, bazı çalışmalar oluyor ama daha böyle büyük çalışmalar yok. Halbuki o kadar önemli ki, bakın WhatsApp'tan para transferleri başlayacak. Facebook, herkes Facebook kullanıyor. Şimdi bu Facebook'taki, herkes de Facebook olduğuna göre insanlar birbirine para transferini burada yapacak. Bizim bankalarımızın kaderiyle alakalı bir şey, varlık sebebiyle alakalı bir şey bu. Şimdi bankalar, paralar walletlarda, cüzdanlarda olacak. Bankalar mevduat toplayamayacak. Peki nasıl olacak da onlar kredi satacaklar ya da öz sermaye rasyolarını karşılayabilecek noktaya gelecekler? Dolayısıyla burada bir varlık meselesi varsa ona göre bir yatırım yapılması gerekiyor. Blockchain tamamen sosyolojik bir hadisedir, politik bir hadisedir. Makro anlamda bahsediyorum. Yani bunun teknolojisinin ne olduğu değil, neyi değiştireceği önemlidir. O vakit buna da bu kurumlarda teknik insanlardan ziyade kurumun en tepesinde iradesini gösterebilen kişilerin bunu anlaması ve buna yönelik stratejilerini oluşturması gerekmektedir. Şimdi işletmelere geldik. En azından bu Ticaret Bakanlığı'nın planıyla beraber en azından banka, ihracatçı, ithalatçı, gümrük, burada ciddi bir blok zincirle ilgili çalışmalar olacaktır. Bu çalışmalar yatayda çok, mesela Avrupa Birliği'nin bir eIDAS yasaları var. Tek single market yasaları. Senelik 415 milyar euro tasarruf elde ediyorlar. Şimdi bunlar bizimle rekabet etmeleri için ellerinde ilave bir 425 milyar euroları var. Şimdi biz bu planla beraber, Ticaret Bakanlığı planıyla beraber işte bunu karşılayabileceğiz. Biz de bu rekabet edebilir bir hale geleceğiz ve dikeyde de bankalar kendi gelişimlerini gerçekleştirebilecekleri bir noktaya gidecek.